Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Erbey'in yürüyüşü tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafından insanlar burada. Hatta Amerikalı YouTuberlar da burada. Sünni çadırları da var. Farklı dinlerdeki insanların çadırları da var. Onları bulup size göstermeye çalışacağım. Şimdi biz yolumuza devam ediyoruz. Tarafından insan geldi demiştim ve çok farklı kültürlerde insanlar var. Yani her çeşit insan var. Bazı insanların kültür seviyesi fazla yüksek olmadığı için çok rahatlıkla yere çöp atıyorlar ve burası şu an çöplük içinde. Bu bir gerçek. Burada belediye işçisi de ben görmedim. Zaten ziyaretçilerin çöp atmaması gerekiyor. Maalesef burası daha temiz olabilirdi ama durum biraz vahim. Burası çok kalabalık, diğer yola geçelim. Yavaş yavaş gitmek zorundayız. Biraz daha hızlı gidebiliriz şuradan. Ben plastik masraf etmemek için şöyle bir bardak getirdim. Bunu kullanıyorum. Eşimde de var bir tane. Bu yolda o kadar ilginç şeyler gördüm ki size anlatamam. Ayakları olmayan, sürünerek giden, tek ayağı olmayan, zorla giden yaşlı kadınlar. Yani sadece bu aşkla yapılabilecek bir şey. Yoksa kimse böyle bir zor yolu seçmez. Çünkü araba da var. Ama onlar aşkla bu yolu yürüyerek gidiyorlar. Ayakkabısız gidenler var. Hatta bir tane ya Pakistanlıydı ya da Hindistanlıydı. Yaşlı bir amca, çok farklı bir dış görünüş de vardı. Ayaklarına zincir bağlamıştı, öyle gidiyordu. İlginç.
هاهم كلمة بولة بهذا الشارب هاهم كلمة بولة بهذا الشارب بس يا شارب يا صديق كلمة بولة بهذا الشارب جاد واضرب حجيها وهل هي لا تبوظيج جاد واضرب حجيها وهل هي لا تبوظيج ودرابي على سرقيها ولينشف الريج والرابع على سرقيها ولينش بدريج هاه تريدك يوم الفزع الشيم الحشد يستاهل هاه تريدك يوم الفزع الشيم حطت سرك بالغناص تريدك يوم الفزع الشيم حطت سرك بالغناص Halkı çok farklı hizmetlerde bulunuyor. Hatta evlerine davet ediyorlar. Dün akşam bizi zorla evlerine çekmeye çalışıyorlardı. Biz gitmedik ama çok gidiliyor yani. Çok normal bir şey burada. Bunları Hazreti Hüseyin'e ihsan için yapıyorlar. Sevap için yapıyorlar. Şimdi böyle bir yerde dinleniyoruz. Bunlara mukep diyorlar. Türkçe'de çadır diyebiliriz. Kalacak yerler. Akşam böyle yerlerde kalıyoruz. Erbey'in yürüyüşünde çok fazla Arap kahvesi var. Bakın. Kahve veriyorlar. Bunların adı delle. Kocaman delleler de var. Ziyaretçilere masaj yapıyorlar. Burada mozif var. Oturma dinlenme yeri ya da nargile içme yeri de diyebiliriz. İran'ın Araplarında da vardı, burada da var. Şuna bakın. Bu resim kültürü burada çok fazla ama İran'da öyle değil. Hatta Ehlibeyt'le alakalı dizi veya film olduğu zaman da yüzüne ışık vuruyorlar. Yani yüzü belli olmuyor. Bu kültür burada çok normaldi ama İran'da çok nadir gördüm. Eşimin boynu çok ağrıyor. Boyun fıtığı var. Şimdi ilaç alacak. Bunlar da ücretsiz. Ziyaretçilere hizmet ediyorlar. Azerbaycanlıların çadırı. Onların dinlenme yeri burası çadır. Burası bilmiyorum onlara ait. Ben Türkiye'den. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Sağ olun. Nane çayı. İçine de limon attılar. Tadı çok güzel. Genellikle diğer ülkelerden gelip çadır kuranlar eşyalarını, yiyeceklerini o ülkeden getiriyorlar. Çok
Şükrü. Şerbet aldık. Yola devam. Ayağı su toplayanların ayağını tedavi ediyorlar. Bu çadırda İran'dan benim ayağım su topladı. Gidip bakalım nasıl tedavi ediyorlar. Burada tedavi ediyorlar. Yara bandı yapıştırıyorlar ama merhem sürüyorlar mı bilmiyorum. Ben yaptırmayacağım. Ben alışkınım zaten. Harrek Zahir. Bir forma ya Zahir. Harrek. Tadına bakalım. Bizim helvalara benziyor. Erbeğin yürüyüşü için güvenlik arttırıldı. Yol tamamen askeri araçlarla, askerlerle dolu. Ve İran'ın da bu konuda yardım ettiğini biliyorum. Yani çok güvenlik var. Askerler de var. 45 derece sıcaklığın altında yürümek her yiğidin harcı değil. Yani buradaki durumları bir görseniz, bacağı açık gezenler var, pişik olmuşlar, bayılanlar var. Hele türbelerde çok fazla gördüm, ambulans geliyor hemen, bayılanlar oluyor izdihamdan dolayı. Burada da çok fazla gördüm fenalaşanlar. Ama tabii dinlenerek gidilmesi gerekiyor. Çünkü bu sıcaklıkta bu yol direkt gidilmiyor gerçekten. Biz de dinlene dinlene gidiyoruz. Azerbaycanlıların çadırı var. Serbest. Hemen karşısında da Türkiye çadırı var. Oraya gidelim şimdi. Allah kabul etsin. Serbest, sağ ol. Allah acır versin. Ağabey falan. Teşekkür ederim. Dışsız. Türk'ün. Buyurun. Aldım. Aldınız. Teşekkürler. Çadırı çok büyük, bakın. Hepsi bunların Türk çadırı.
Allah. Türk çadırında şimdi dinleneceğiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ekra, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi Türk çadırında yemek dağıtılıyor. Türkiye yemeklerini yapıyorlar, onları dağıtıyorlar. Gelin bakalım. Abi yol açıyorlar. Gel. Şimdi size bir şey soracağım. Evet, buyurun. Irak Türkiye vatandaşlarına vize vermiyor. Siz nasıl geldiniz buraya? Önce iki devlet arasında vizenin olacağını söylediler ve bize Türk vatandaşlarına Erbayin Zeret için vize hakkı verdiler. Bizler de pasaportlarımızı vizeye gönderdik. Yalnız insanların bu ziyarete gelmemesi için vizeyi geç gönderdiler. Biz de doğal olarak ziyarete geç kaldık ve gelemedik. Geç kalıyorduk ve gelemiyorduk. Türkmen kardeşlerimiz bazı siyasetçilerle görüşerek bizlere geçiş izni ayırdılar. Zaten Türk vatandaşlarının Erbil, Süleymaniye yani Altınköprü'ye kadar 60 ya da 90 günlük geçiş ve o bölgede yaşama hakları var. 60 gün ya da 90 gün diye biliyorum. Türkmen kardeşlerimiz Haçlı Şabisi olsun, belirli başlı kuvvetler olsun siyasetçilerle görüşerek Türk vatandaşlarını o Altınköprü denilen bölgeden sonra vizesiz geçilmeyen yolda geçici bir izin kağıdı yaptılar bütün Türk vatandaşları için. Ve bunun için hiçbir ücret talep etmediler. Normalde iki devlet arasındaki vize ortalama 75-80 dolar ve bu Türkmen kardeşlerimiz bu halk gücü, askeri güç bizden hiçbir talepte bulunmadı. Çünkü siyasetçilerden aldığı izinle her gelen aracın plakası, her gelen araçtaki zuvarların isimlerini not alarak, kaydederek ücretsiz bir şekilde geldiler ve her gelen araca da birer tane bizim dilimizde ortak olan Türkmen kardeşlerimiz arabamıza görevli tayin ettiler. Bizim burada rahat bir ziyaret yapmamız için bize yardımcı oldular. Buradan da ben o Türkmen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizler infak eli yardım gönülleri hareketi olarak bu kanaldan Türkmen kardeşlerimize ayrı bir teşekkür ediyoruz. Onlar vesile olmasaydı bizler buraya gelmemiz çok zor olurdu. Normalde yollar kapanmıştı yüzümüze ve bizler gelemiyorduk. Ve ben de buradan çadırımıza gelen siz değerli ekibimizlere teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Her iki cihanda muvaffak olasınız. İnşallah güzel günler sizinle olur. Eğer bir gün İstanbul'a yolunuz düşerse muhakkak bekleriz. Çadırımıza şanslı misafir edebildik. İmkanlar bu kadar. Ama İstanbul'da inşallah daha geniş çaplı sizleri misafir ederiz.
Ümpakale ailesi olarak gerçekten size teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Hem sizden hem de çok kıymetli eşinizden razı olsun. Teşekkürler. Şimdi size bir şey soracağım. Erbey'in yürüyüşünün anlamı ne? Bunu bana açıklayabilir misiniz? Öncelikle ben bir alim değilim. Bir İslami bir bilgim bir alim kadar yok. Ben sadece şunu diyebilirim ki kendi tarafımdan ve gerçekte budur bildiğim kadarıyla. Yıllar önce Kerbela'da Ehlibeyt Aleyhisselam'a yapılan zulümden sonra Ehlibeyt Aleyhisselam kadınları, eşleri, çocukları Yezid tarafından Kerbela'dan Şam'a binbir zorluklarla esaret altında götürüldü. Ondan sonra o esirler Şam'dan serbest bırakıldı. Onlar tekrardan binbir zorluklarla Irak Necef şehrine geldiler. Orada babaları olan Hazreti Ali Aleyhisselam'a dertlerini anlatarak imamı, Mevlası canlı olan Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününe büyük bir, anlamlı bir yürüyüş yaptılar. Bu yürüyüşte bize Hazreti Zeynep ve esirler kervanının bizlere bir nasıl mirasıdır. Ve biz Ehlibeyt Aleyhisselam dostları var oldukça, Ali dostları var oldukça Hazreti Zeynep Aleyhisselam bizlere bırakmış olduğu bu bayrağı Allah'ın izniyle düşürmeyeceğiz. Şimdi bir şey soracağım. Saddam Hüseyin zamanında bu yürüyüş durduruldu diye biliyorum. Evet. Ve sonrasında tekrar başladı. Saddam Hüseyin zamanında Iraklı kardeşlerimizden aldığımız bilgilerle o zaman biz Erbey'ine gelemiyorduk. Yani bizi böyle bir yol yoktu. Iraklı Türkmen kardeşlerimizle de değil, yürüyüşü gece yapıyorduk. Ve yaptığımız şey yürüyüş, böyle bir ikram sofrası yoktu. Ve biz dere kenarlarında, su kenarlarında, yeşilliklerin arasından gizli gizli giderdik ve binlerce Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ziyaretçileri kayboldu. Cenazeleri bile bulunmadı dediler. Yok. Yani öldürüldü mü, kaçırıldı mı belli değil. Binlerce ailenin sıcaktan ölmüş olabilirler mi? Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Sıcaktan bu halk ölse şimdi de ölürdü. Bak belki şu an mümkün değil bunu göstermemiz ama şu an ortalama 55 derecenin altında insanlar ve insanlar değil mi? Milyonlarca insanlar sıcak, soğuk, gece gündüz demeden kutsal yürüyüşü yapıyor. Bu bilinen temsili 3 günlük yolculuk. İran Basra şehrinden Kerbela'ya yürüyenler var. Bu da ortalama 20 ile 25 gün oluyor. Eğer sıcaktan insanlar ölseydi bu 25 gün içerisinde ortalama 35 milyon olan ziyaretçilerin en az 10 milyonu ölürdü eğer sıcaktan ölmüş olsalardı. Ve insanlar sıcaktan ölünce bir insanın ölebileceğini inansaydı çocuklarını bile bu yolculuğa çıkarmazlardı. Ve şu an ortalama sadece 1 milyon 1 yaş ile 8 yaş arası ziyaretçi çocuk var. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tekrardan bizden yorum yaptığınız için, röportaj yaptığınız için size teşekkür ederiz. Hem size ve eşinize tekrardan diyorum ki size İstanbul'a bekleriz baş üste. Yeriniz var, sizi misafir etmek isteriz. Sağ olun. Yaşasın Hazreti Zeynep'in sancağını taşıyan yiğit erlere, bayanlara, kadınlara, çocuklara, erkeklere. Kısacası tüm peygamber ve ehli beytinin o güzel dostlarına. Evet, Türk çadırındayım. Türkiye'de olan kendimizi tanıttık. Bu da bizim isimimiz. Türkiye'de İmam Hüseyin Aşık'ı var ama ne diyor? Yani adamlar... Türkiye'de İmam Hüseyin Aşık'ı. Nereden geldiniz? Ya Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden arkadaşlarımız var. Ben İstanbul'dan geldim. Kırıkkale'den, Ankara'dan gelen arkadaşlar var. Ama ağırlıklı Iğdır bölgesinden, Iğdır, Kars'tan gelen arkadaşlar var. Yani kısacası Türkiye'den, çeşitli illerden toplandık, geldik. Karayoluyla geldiniz değil mi? Bir sene karayoluyla geldik. Bundan önceki senelerde uçakla geldiğimizde oldu. Kaç gün sürdü buraya gelmeniz? Biz normalde diğer zamanlarda İran üzerinden geliyorduk. Ama bu sene İran üzerinden sıkıntı olduğu için Habursa'nın kapısından geçtik. Yani yoldaki bazı kontrol noktaları da dahil, sınırdaki beklememiz dahil aşağı yukarı benim İstanbul'dan
Ankara'ya, oradan Iğdır'a, çünkü İran üzerinden gideceğiz diye önce Iğdır'a gittik. Sonra tekrar Şırnak'a indik. Orada da biraz yol uzattık gerçi ama aşağı yukarı toplam 4 gün sürdü benimki. Diğer arkadaşlarınki de 2,5 gün, 3 gün falan sürdü. Neden bu zorlu yolculuğu yaptınız? Niye buraya geldiniz? Yani esasında bunu sorunca ben biraz duygulandım. Yani gerçekten biz bu işin ecrinin ahirette alınacağını inanmış kişileriz. Ondan dolayı bundan şüphemiz yok. Yani burada bu hizmetin yaptığımız, biz esasında yani hiçbir güç insanları bu sıcakta, bu zor şartlarda buraya getirip bu kadar yolu yürütemez. Veyahut da bizim için, ben yaptığımız işi çok zor olarak düşünmüyorum ama başka birisi bana çok yüksek meblağlarda para verse dahi ben gidip öyle bir yerde bir gün bile durmam. Ama dediğim gibi biz bunun karşılığını alacağımızı düşünüyorum inşallah ahiret. Burada hangi hizmetlerde bulunuyorsunuz? Yani burada ben mutfaktayım. Aşağı yukarı günde kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak kaydıyla hemen hemen 4000 kişiye, bazen daha da arttığı oluyor. Yani mesela kahvaltı, sadece 1500 kişilik kahvaltı veriyoruz. Ayrıca burada İmam Hüseyin ziyaretçileri için çadırlarımız var. Malumunuz aşağı yukarı 50 dereceyi bulan bir sıcaklık var. Klimalı çadırlarda onların bu yolculuklarını, bu ziyaretlerini bir nebze de olsa onlara kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kızılay çadırımız var. Yani malumunuz bu yolda yürürken çeşitli hastalıklara düçar olanlar var. Ayakları şişenler var, yaralananlar var. Onlara da arkadaşlarımız yine gönüllü olarak hizmet veriyorlar. Çay ocağımız var. Çay olmazsa olmazımız zaten. Su, sürekli soğuk suyumuz. Ayrıca bir ayrıcalığımız var. Yani belki de bu 90 kilometrelik yolda iddia ediyoruz en güzel limonata bizde. El yapımı limonatamız var. Yani bayanlara ayrı çadırlarımız var tabii ki de. Ya inşallah önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerde yapmak istiyoruz. Allah ihsanlarınızı kabul etsin. Sizden de Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Erbeğin yolunun en iyi şerbeti burada. O yüzden bu kadar izdiham var. Azerbaycanlıların çadırı, Azerbaycan şehitlerinin fotoğrafları var. Bakın. Kerkük Türkmenleri bayrağıymış bu ama resmi olarak değil. Ben de diyorum nerenin bayrağı diye. Uygur bayrağına biraz benziyordu ama kenarlardaki beyazları görünce olmadığını anladım. Gül tek
Bana battı körpez ranlar, zinat oldu Zeynep'e. Nur didesin o kurbanlar. Hüseyin'im var, Hüseyin'im var, Hüseyin'im var. Nazlı ölen kardeşim var, Hüseyin'im var, Hüseyin'im var, Hüseyin'im var. Nazlı ölen kardeşim var. Ben Muhammed Ali, Muhammed salava. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Evet, Erbeyn'de üçüncü günümüz. Çok zorlu bir yolculuk yapıyoruz. Hava çok sıcak. Dün 51 dereceydi. Yani ben ölümü gördüm resmen. O derece sıcaktı. Yani zorlu şartlarda yürüyoruz. Duş bulamıyoruz. Yani duş var ama biz bulamıyoruz. Yani bir ben lafım var. Selamun çarkas, selamun çarkas, çarkas. Erbeyn'de bazı Araplar yalın ayak yürüyorlar. Bunun sebebini sorduğumda ise Arap kültüründe bir yere yalın ayak gitmek ve birini yalın ayak karşılamak tevazunun zirvesi anlamına geliyormuş. Yani bunu saygıdan, tevazudan böyle yapıyorlarmış. Sünnilerin çadırına geldim. Filistinlilere ait. Bir de önden göstereceğim size. Burada çekim yapıyorlar şu an. Hazırlanıyorlar. Filistin'den geldiler. Evet, Türkiye'den. Merhaba, bir interview alabilirim mi? Tabii, olur. Ay, teşekkür ederim. Rica ederim. Hayır, Türkiye, Türkiye. Çok güzel. Teşekkür ederim. Nerede? Kocaman isim. Bu çadır Filistinlilere ait. Sünni ve Şia birlikteler. Yani Sünniler de burada, Şialar da burada. Çok farklı fotoğraflar da vardı burada. Onları da size paylaşacağım şimdi. Thank you. Çekim yapıp çıkacaktım. Bir sürü röportaj verdim. Müslümanların birlik ve beraberliğinden bahsettim. Benim için en önemli olan şey bu. Müslümanların birlik ve beraberliği. Birbirimizin hakkındaki önyargıları bırakalım kenara ve Müslümanlar hep birlikte olalım. Evet, Kerbela'ya geldik. Çok yorucu bir yoldu. Şimdi Hazreti Hüseyin'in türbesinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Dışarıdan büyük bir ihtimal sadece bakacağım, selam vereceğim. Ama içeriye büyük bir ihtimal giremem çünkü çok kalabalık, izdiham var. Yani kendimi riske atmak istemiyorum çünkü sıcağa tahammülüm fazla yok. Yani ben bu sıcakta bu yolu geldim, bu bile mucizeydi. Çünkü ben dün çadırda kalırken bayılacaktım. Artık tahammül etme gücüm kalmamıştı. Yani çok sıcaktı. 51 dereceydi. Burada şu an şavurma hazırlıyorlar. Kocaman bakın. Thank you.
Önceden de söylemiştim size, buraya gelen ziyaretçiler için yerel halk çok fazla hizmette bulunuyor. Hatta durumu olmayanlar bile çok küçük şeyler yapıyorlar. Ayakkabı temizliyorlar, küçük parfümler sıkıyorlar, peçete veriyorlar. Sırf bunları Hazreti Hüseyin ziyaretçilerinin geliş gidişlerini kolaylaştırmak için yapıyorlar. Künefe yapıyorlar. Devamlı güvenlik kontrolünden geçiyoruz. Yani bilmiyorum kaç tane güvenlik kontrolünden geçtim.